Sinovac aşısıyla başlamıştı biliyorsunuz Türkiye ve daha sonra Sinovac olanlara da hatırlatma dozu olarak BioNTech mRNA aşıları yapılmıştı. Ama seçenekli yapılmıştı ve yine Sinovac aşısıyla devam eden çok sayıda vatandaşımız da var. 3 doz, 4 doz Sinovac aşısı olanlar. Bu kişilerin omikrona karşı ne kadar korunduğuna dair bilgimiz var mı? Evet, artık var bilgimiz. Şöyle iki kanaldan ama en önemlisi, benim için en önemlisi, Dominik'le birlikte yapılan Amerika'dan bir grubun, çok da iyi bir immünoloji ekibinin yaptığı bir çalışma var. İki doz Sinovac omikron varyantına karşı sıfır etkili. Sıfır etkili. İki doz Sinovac'ın üstüne bir doz BioNTech yapıldığı zaman bu antikor düzeyini 1,4 kat artırıyor. Ama biliyoruz ki omikrona karşı antikorun etki kaybı bunun çok daha üstünde. 10 ila 40 katı kadar antikor kaybı var. Yani 2 doz Sinovac artı 1 doz BioNTech bunu karşılamaya yetmiyor. 2 doz BioNTech yapıldığı zaman ancak bunun 3 doz BioNTech'e eş bir sonuç çıkardığı düşünülüyor. Ama bu çalışmadaki gönüllülerin, bu çalışmaya katılan gönüllülerin burada serumları alınarak omikronla karşılaştırılıyor. 40 yaş altında olduğunu söyleyelim. Yani ileri yaş grupları için bu 2 artı 2 meselesi bile yetmeyebilir. O Sinovac'ları unutup 3 doz BioNTech yapma gerekliliğine bizi götürdü. Zaten de öyle yaptık farkındaysanız. Dolayısıyla evet, biliyoruz omikronda büyük bir etki kaybı. Hatta neredeyse 2 doz Sinovac'ın hiç etkisi yok.